Peki, ünlü isimlere de sorduk. Yaşlandığınızı nasıl anlıyorsunuz? Belirtiler nedir diye cevaplara bir bakalım. Yaşlandığınızı hissediyor musunuz bugün? Valla biz yaşımız ilerliyor ama yaşlanmıyoruz. Yani o da öyle, ben de öyle. Benim eşim de öyle. Biz yaşlanmıyoruz. Yaşımız ilerliyor. Yani zaman ilerliyor ama biz yaşlanmıyoruz. Çünkü içimizdeki çocuğu öldüremiyoruz. Yaşlandığımı hissettiren. Yani aslında kızıma bakınca onun her sene büyüdüğünü görünce bunu hissediyorum da. Hani derler ya, iç enerjisi içindeki çocuğu yaşat diye. Ben içimdeki çocuğu yaşatmaya çalışanlardan biriyim. O yaşamaya devam ediyor. O yüzden böyle gideceğiz inşallah. Sana yaşlandığımı hissettiren ne oldu? İşte Özgür Aras 30. yılı mesela bana yaşlandığımı hissettirdi abi. Yaşlandığımı hissediyorum şu anda. 30. yıl bana hissettiriyor. Ya hissetmiyorum. Yaşlılık belirtisi diye bir şey yok. Ama benden daha gençlere diyeyim yani ben yaşlı olduğumu tabii ki düşünmüyorum ama benden daha gençlere hayranlık duymaya başlıyorum. Bir de baba olunca çocuk büyütünce şikayet ettiğiniz lafları etmeye başlıyorsunuz. Mesela ne halin varsa göller falan çıkıyor. Orada anlıyorum ki yaş ilerliyor yani. Film için boyattık zaten bu saçları ama film izlemesi bile geri döneceğim. Çünkü hiç ben marjinal bir adam değilmişim onu anladım. Hani ne dövme, ne piercing, ne bilmem ne. Hiç öyle bir adam değilim. Saat bile takmam yani. İşte o boyattık bakalım. Çok zor. Dip boyası geliyor sürekli. O yüzden kadınlara haksızlık ediyor bence bütün erkekler. Özellikle sarı saç kadınlar niye kuaförlerden çıkmıyor? Çok iyi anladım yani. Peki yaşandığınız hissettirmeler nelerdir? Efendim? Yaşandığınız hissettirmeler neler oluyor? Ağrılarım var artık. Yani valla. Yani sırtım çok ağrıyor. Sabah uyanınca topuklarım ağrıyor. Ya diyor, ben yaşlandım herhalde falan diyorum. Yani daha 41 yaşındayım ama hadi daha hayat yordu diyelim. Daha inşallah Allah uzun ömür versin. Uzun bir yol var inşallah. Herkes yani ünlüler içindeki çocuğu öldürmemekten bahsediyor. Ne güzel. Çok klişedir ama. Kimse böyle yaşlandığını hissetmiyor ama karşıdan bakanlar hissediyor. Adam ne hale gelmiş diyorlar. Bana yazıyorlar abi ne hale gelmişsin sen ya falan diye yazıyorlar bana. Ben de bakıyorum Allah Allah o kadar yaşlı mıyım falan. Ya. Çok fazla söylüyorlar çok yaşlanmışsın diye. Çok moral bozucu bir şey aslında. Aa, diyorlar. Ya, taksi şoförü dolayıdır. Falan. İşte biraz fazla beyazladık. Yok eski bölümlerin tekrarından aslında o. Kaç yıl önce değil mi? Tabii yani. 10 sene abi baştan veriyorlar ya 10 sene önce biz başladık ona. Sen de dersin abi o 80'lerde diye. O zaman saçları da boyuyorduk o dizide bir ara. Ha. Uzun evet. Süre boyadım saçı. Ay ne zor boyadım. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Şimdi birçoğunda saçı boya zaten. Bu ekranda gördüğümüz evet. İsimlerin. İbrahim Tatlıses bir ara saçları bırakmıştı. Böyle beyazı evet. Çıkmıştı. Yaşından böyle bir 20 yaş daha büyük duruyordu. Evet. Hepsi boyatıyor ve hepsinin boya markası aynı. Boya rengi aynı. Patlıcan moru tutturdular gidiyor. Patlıcan moruyla fındık kabuğu arası. Ya işte bak bu, ama bu benim bu bayağı, ayrı sakla beraber. Ama bu, bir şey söyleyeceğim. 99 buradan, yılı bu normal kendi saçın boya evet, değil. Evet yani ama burada buradan da. Buradan seyredenler oradan hatırlayanlar yaşlanmış buluyor tabii haklı olarak. Yani. Evet. Burada ama çocuksun orada evet. Yani. Bak ay, buradan rahat hatırlanırsın. İlk birlikte olduğumuz yıllar bunlar. Aa, öyle mi? Nasıl tanıştınız hadi anlatın bakalım. Aa, çok anlattık ya. Ben hatırlamadım. Ben de hatırlamadım. Öyle olsun. Güzel bir giriş değil yaptın ki bir daha anlat. Bir daha yani anladım. Şeyi biliyorum çünkü biz. Birlikte olmaya başladıktan 6 ay sonra 80'lere başladı. Yani yeni bitti 80'ler düşünün yani. Geçen Mayıs'ta falan bitti. Biz 12. yılımıza girdik. Tek bir diziyle geçiştirdi yani. Tamam nasıl tanışıldı peki? Benimle Delirir Misin adlı bir oyun vardı. Evet. Mehtap Bayri ile oynuyorduk. Evet. Mehtap'ın da çok yakın arkadaşı kendisi o zamanlar. İşte orada bir bakışla onun kalbini fethettim. Anlatma evet. İmyancım nasıl oldu bu olaylar? Artık şey gibi oldu bu tekste vardır yani onun gibi oldu ezberledik. Oyunda tanıştık. Ben artık birkaç kere gittim hiç yüz vermedi kendisi bana ilk günlerde. Evet öyle fazla yüz vermedi yani bakmadı ilgilenmedi falan ben de ilgilenmedim. Taktiktir. Yok yok o zamanlar abi. Benim böyle yani bitmişti aslında bir ilişkim vardı. Bitmişti ama. Hani artık tam canından bezmişti falan. Ben ama gözü görmüyor evet. Hani diyelim öyle bir tarzda. Sonra ayrıldıktan bir süre sonra işte herhalde
o gün dikkatini mi çektim? Bir şekilde gözüne kestirdi beni. Bir bakış baktı, kalbimi yaktı. Öyle o bakışla başladı her şey zaten. Ben de o anda zaten bir şey düşündüm onunla ilgili. Sonra kar fırtınası olduğu uzun süre buluşamadık. Kadınlar ya da erkekler korkar yeni bitmiş ilişkiden sonra hemen ben devreye girmeyeyim, yara bandı olmayayım falan diye. Ya aslında biraz öyle oldu. Çünkü biz ilk yazışarak başladık. Dediğim gibi kar fırtınası vardı. Görüşmüyorduk. Bir hafta falan bir kar oldu ya İstanbul'da. Daha bile fazla hatta. Evet 2012'de. O da benle işte eski ilişkisiyle ilgili dert yanarak. Ve öyle bir sohbetle başladı aslında biraz bizim de. Klasik her erkek öyle yapar değil mi? Evet. Ben hani psikolog gibi ona bir takım. Ama Nihan gerçekten telkinler. Psikolog gibidir ya. Bütün arkadaşları da ona danışır her şeyi. Çok iyi insanlara yön gösterir kendisi. Teşekkür ederim. Sonra peki? Öyle yazışmalar. Dertleştik. Sonra uzun süre yazıştıktan sonra kar kalktı bir gün. İşte yemeğe gittik. Zaten ben dedim ki yani yok ya biz birbirimize göre değiliz dedim. O gün aslında böyle vazgeçecek gibi oldum. Sonra ne olduysa bir şekilde başladı yani. Ya ilk böyle şeyi hatırlıyorum. Hani böyle birbirimize böyle bir ağlaşıp dertleştiğimiz bir an oldu o gün. Böyle sarıldık ama gerçekten ağlaştık. Yani hiç iki insanın ilk tanışmasında bak bunu ilk defa anlatıyorum. İlk tanışmasında dertleşip ağlaması hani çok görülen bir şey değil. Niye öyle bir duygusal anımızdı herhalde. Birbirimize öyle sarıldık ettik. O sarıldığım an sanki böyle yıllardır tanıyormuşum duygusu hissettim. Ve böyle ona çok şefkat göstermek yani böyle değişik bir duyguydu. Tarif edemiyorum yani. O duygunun peşinden zaten gittim ben. Aynı şeyi o da hissetmiş ve belliymiş yani zaten bu kadar. Kader ağlarını örmüş. Ördü kader ağlarını 12 senedir sağlam maşallah. Bir olacağı, evet, ne maşallah. Güzel maşallah. Erkekler şefkatten mi etkileniyor böyle annede aradıkları... Özlem duydukları devamını mı getirsin istiyorlar? Yani, bir şefkat, yani şefkat çok şefkatli bir insan değilim açıkçası. Değildir yani öyle asla öyle bir insan o gün değil. Gelmiş içimden. O süreçte öyleymiş. O gerekiyormuş öyle davranmış. Hatta ben ya derim ya iki saat oturuyoruz bir insan bir dokunur ya diye ben kendimi dokundurtmaya çalışıyorum onu bana. Çok iyi. Evet, ya biraz duygularını çok ifade edemeyen yani ifade edemeyen demeyeyim. Fiziksel olarak belli edemeyen çok sarılıp öpen dokunsal bir insan değilim. Sevgi dillerimiz bizim farklı evet. Ondan. Sen tam tersi. Evet yani ben aynen. İşte hediye almaktan, işte dokunmaktan, hizmet etmekten tabii. Hoşlanıyorum. Yani sevgimi öyle gösteriyorum insanlara. Ay ne güzel. Nihan da başka... Sevgi dili diye bir kitap var. Bir gün işleyin o konuyu. Beş tane sevgi dili var. Ünlülerin bir sevgi diline bir bakın yani. Evet. Beş tane sevgi dili var. Herkesin sevgi dili farklı olduğu için birbirine hissettirmesi bazen zor oluyor. Kimi dokunsal oluyor, kimi onaylanarak... sevgiyi hissedebiliyor. Kimi hediye alarak, kimi hizmetle. Hizmet. Mesela bizim annelerimizde o çok vardır. Tabii. Hizmet ederek sevgilerini ifade ederler. Ki mesela o bende hiç yok. Dolayısıyla... Ben de öyle bekliyorum. Hizmet ediyor. Yani işte bunları bilmeyince insanlar aslında karşındakinin onu sevmediğini düşünüyor. Aslında o kendine göre başka ifade ediyor. Doğru. Algıya yani diğerine, onu algılayamıyorsun. Bir tane daha var. Gezmek. Evet hani şey vardır ya gezdirirler. Alır işte bir yere götürür seyahate, tatile ne bileyim çocukluğunun geçtiği yere. Aslında o onu değil o gezmeyi, o eylemi seviyor evet, aslında. Evet orada sevgisini ifade öbürü, ediyor. Ha öyle ifade ediyor. Evet. En fenası da hediye. Hediye almak ve hediye vermek tabii. O zaman almak karşısındakinden de zaman. Hediye bekliyor. Yani senin taraf evet, değil mi? Hediye tabii. Almaktan hoşlanıyorum evet. Diyorsun. O, ben çok dokunsalımdır. Hediye vermeyi yani çok sever. Sevgimi öyle hani göstermeye çalışıyorum. Evet. Dokunarak, öperek falan. Tartışma evde neden çıkıyor? 12 yılda mutlaka ufak tefek bir şeyler olmuş. Çok saçma şeylerden tartışıyoruz. Çok tartışan bir çiftiz. O kesin yani. Birbirimizi yiyoruz yani ama çok saçma şeyler. Yani dönüp geriye baktığın zaman yani onu niye oraya koydun, bunu niye açmadın, şunu niye... Böyle saçma şeyler yani hiç... Ama açtık oyunları da artık o kadar değiliz ya. Hani öyle ciddi bir tartışmamız hiç olmadı. Evet. Çok iyi. Çok evet, güzel. Öyle bir durum olmadı. Evet yorumlara da bakalım. İçindeki çocuk seksek oynayabiliyorsan çocuksun. İşte alaka. Hayır dalga geçiyor. Seksekte birden ikiye anca zıplıyorum. En sona yürüyerek varıyor. İşte yani. Biraz kilo ver abicim o zaman. Evet. Göbek olduğu yerine. Bir ara şey diyorlardı yani. O içindeki çocuk için. Böyle
hala çizgi film izliyorsan, benim vardı öyle ilgim ama artık bak bıraktım ya. Ama içimdeki çocuk öldü benim, ben sana söyleyeyim. Hayata biraz eğlenerek bakmakla ilgili aslında. Evet, olayları evet. daha hafif yönüyle algılamak evet. o biraz çocuk. Ya da yani. Yaş böyle çok ilerliyor, tamam. Kendinden yaşça büyük bir erkeğe aşık oluyorsun. Ondan sonra da cici kız oluyorsun. Böyle çizgi film. İki taraftan. Adam dedi ki yanımdaki çocuğu seviyorum, içimdekini değil. O çok fena, biliyor musun? Onlar bir telefonda konuşuyorlar, artık yapmayacağım. Bebeksi. 50 kere yaptım. Bebeksi böyle 7 yaş. Ya. Evet, evet. Ne, nasıl bir konuşma böyle tarzı? Böyle tulumlar bu? Giyiyorlar, mini etekler evet, giyiyorlar. Ben oyunda onu eleştiriyorum. Aynen. Öyle mi? Oyunda onu tabii. Öldüren, güldüren, güldüren cazibede mi? Benimle delir misin? Benimle delir misin? Güldüren cazibede de çok güzel. Ne? Seyirci çok gülüyor ona. Onda da işte ya diyorum, kadın 45 yaşına gelmiş hala mıy 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 konuşuyor diye ben hani. Evet. Kadınlar niye böyle diyorum. O interaktif bir oyun bizim oyunlarımız aynen genelde. Aynen öyle. Seyirciyi de oyunun içine kattığımız için o seyirci bayılıyor tabii onlara. Bir şey söyleyeceğim, erkeklere çok antipatik geliyor değil mi? Ya da yok, bazıları seviyor ama. Ay yavluyor. Yok ya, ben seven olduğunu eminim. Vallahi var. Yalandan ilk günler ne tatlısın diyordur, ondan sonra hı falan yapıyorlar. İlk günün kandırmacaları. Bir de erkekler neden nefret eder biliyor neden? Musun? Neden? Ağlayan kadından. Bir şey oldu hemen ağlarlar ya. Ha, o bizim gizli silahımız. Evet abi, ağladığın zaman Allah'ım. Niye ağlıyorsun şimdi falan oluyor. Aa, ya erkekler. O en son çok noktada ağlarız. Öyle çok mi? Niçin ağlıyorlar ki? Ya tartışırken hemen ağlayan kadınlar vardır. Ağlarız? Allah'tan sen öyle değilsin. Tartışırken. Niye yani? Evet. Ağlayabiliriz yani. Üzülürüz. Hemen ilgileniriz ya. İkide bir ağlayandan bahsediyor. Evet, tabii, tabii ki ağlanır. Yani. Sürekli böyle hani Allah, bir şey konuşamıyorsun yani. Silahını ha. gözyaşı haline tabii. getirenden aynen, bahsediyoruz. Aynen. Biz çok ağlarız çünkü yani biz. Aa, biz canım. Ne seyretsek ağlıyoruz yani. O ayrı canım. O ses Türkiye'de bile ağlıyoruz biz. Her şeyde ağlıyoruz. Hani başarıya. Başarıya alırız mesela. Hikayelerine falan evet. etkileniyorsun. Güzelsiniz. Evet. Peki siz eğlenceli bir çiftsiniz. Böyle aynı önünde fotoğraf çektirip böyle storylerde falan paylaşma. Bağlamam lazım. Habere bağlamam lazım. Yok ya, hiç öyle bir şeyim yok. Onu bir de asansörde beceremedim. Hani çekilenler var ya. Asansör mü? Yani her gün asansörde aynı şekilde çekilen var. Evet. Bir de mekan tuvaletlerinde. Bayılıyorlar o tuvaletlerin ayna. Aynalarına. Allah'tan otel aynaları. Tuvalette paylaşanı takip etmiyorum demek ki, hiç ben görmedim. Ama asansör meşhur dediğin evet, gibi. Evet, çok meşhur ya. Hadiseden sık sık ayna fotoğrafları geliyor. Evet. Ben süper kahramanın mesajıyla paylaşmış bunu da. Ya giyim odasında, ya kuliste, ya otel odasında, aynada ya da asansörde. Hadisenin bu aralar pozları meşhur. Süper kahramanın mesajı da. Süper kahramanım diyor. Bundan da bir 3-4 gün önce bir paylaşım yapmıştı. Böyle yüzünün fotoğrafını, makyajsız bir halini paylaşmıştı. Depremden tabii ki hepimiz kadar çok etkilendiğini söylemişti. Hemen normalleşemeyeceğinden bahsetmişti. Özellikle şu kısmı okumak istiyorum. Bir dakika. Normale dönmek nedir? Bu cümle bana çok zor geliyor demişti. Bu açıklamasından 3-4 gün sonra da değil mi? Üst üste peş peşe böyle ayna paylaşımları gelmeye başladı hadiseden. İşte önünü öyle bir şeyle set çekti. Evet. Sonra arkasından bu kareler gelmeye başladı ama. Biz alışıyız memleketimizde böyle ani dönüşlere. Boş verin. Olabilir. Evet.